Sercan Yıldırım şov devam ediyor Survivor'da bugün üst üste üçüncü kez dokunulmazlığı kazanarak bu sefer de Barış Murat Yağcı'nın ismini verdi ve pota Berkan, Nisa ve Barış oldu. Hemen bununla ilgili de bir bilgi vermek istiyorum. Yarın saat 15.00'da Acun Ulucalı Instagram hesabından bu üç elenme adayıyla canlı bağlantı yapacak Berkan, Nisa ve Barış'la. Bu yarışmacılardan bir tanesinin maalesef Survivor'daki son günü olacak yarın. Bu arada şu bilgiyi de vermek istiyorum. Eleme sadece 2 saat kala çekilip yayına verilecek. Son dakika çekim olacak. O bilgiyi de aldım. Son bir bilgi daha vermek istiyorum. Bugün bilgilerim çok. Ee, şimdi biliyorsunuz az önce Survivor'da en son bir ses kaydı yayınlandı ve bu ses kaydı işin sonu oldu artık. Ee, Acun abiyle de benim bir konuşmam oldu. Kendisi de rica etti bu işin sonlanmasını artık bunun üzerine herhangi bir şeyin konuşulmamasını rica etti. Biz de zaten aynı fikirdeyiz hep birlikte öyle olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden bu konuyu bizim için kapanmıştır olarak varsayıyoruz. Ne dersin Murat abicim genel olarak? Şimdi sevgili Furkan dedi dün gece sana bir soru sormuştum hatırlıyorsan. Dedim ki Sercan Yıldırım'la LeBron James arasındaki bağlantı nedir demiştim. Sen de bana dedin ki ikisi de potaya sokuyor demiştin <laughs> ve bugün de sosyal medyada bayağı bir bu konu üzerine gitmişler ve bunu bir bu güzel Sen güzel orta kesince <laughs> güzel bir ben orta de kesince. gol atayım dedim. Sen de golü attın. Sosyal medyada bayağı konuşuluyor. Şimdi bu gece LeBron Sercan diyorum ben önce Head trick yaptı ve Survivor'da tarih yazdı ve bu kez de üçüncü kez kazanarak potaya barışı soktu. Peki Sercan Yıldırım, Lebron Sercan dün gece ben ona bu ismi takmıştım ama o bu gece tarih yazınca kendisine olan güveni iyice yerine gelince ve üç kere üst üste kazanıp da inanılmaz bir başarı elde ettikten sonra kendine bir isim koydu. Ne dedi o? Aşil. Truva'daki Aşil. Ve Truva'daki Aşil ismini kendine koyarken de Aşil ile ilgili bir açıklama yaptı. Ne dedi? Aşil tendonundan vurularak öldürülmüştü. Acaba finalde beni kim neremden vuracak dedi. Allah korusun abi adamı kimse vurmasın niye vursun? Abi? Yani adamın sevdiğini söylüyorum ben adam öyle dedi. Yani acaba beni kim neremden vuracak dedi. Ve yani kılıçları ne kadar çok çektiğinin bir ifadesidir. Ve karşısında yanında kankası Elif karşıda da 5 tane beni neremden vuracaklar diyecek kadar rakip gördüğü kişiler var. Peki Sercan Yıldırım bu 5 kişiyi her gün gelecek mi sizce? Ben bugünkü oyunları izledim. Evet. Şu anki gidişatla her gün yener. Üst üste üç atıyor. Yani Sercan Yıldırım Şimdi baktığın zaman Sercan Yıldırım'ın... E, parkuru izlerken Murat abi evet. özellikle bugün dikkat ettim. Şimdi mesela Sercan Yıldırım'ın parkurlarından bir tanesini izliyoruz. Evet. Özellikle son final oyunlarındaki parkurlarına da denk gelirsek daha iyi olur. Çünkü hani böyle atik futbolcular antrenmanda tak 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 hiç durmadan böyle hani antrenmanı evet. parkuru tamamlar tekrar başa döner hızlı hızlı geçer şutunu atar döner tekrar parkura gelir ya Sercan o vaziyette sanki mesela parkuru bitiriyor ya evet. parkuru bitirdikten sonra Tekrar başa gelip parkura gitmek istiyor. Yani o sıcaklığını kaybetmiyor. Kondisyonu da çok iyi koruyor. Ben dedi 3'te 3 yaptı kaç kere. İnanılmaz atışlar yaptı ve o atışlar da dikkatimi çekti. Evet, mesela üçte rahat üç bir yaptı. şekilde 3'te 3 üç yaptı. Atıyor mesela atarken herhangi bir stres altında Yok. girecek mi girmeyecek mi değil. Alıyor tak. Ya gayet alıyor, rahat, tak, alıyor, gayet tak, rahat tak, ve şimdi bak Sercan Yıldırım inanılmaz bir başarı elde etti. Şimdi Sezar'ın hakkını Sezara veriyoruz. Onu bir kenara koyuyoruz. 3'te 3 üç yaptı. Tarih yazdı. Şimdi Sercan Yıldırım 3'te 3 yaparken karşısındaki 5 kişi ne yaptı? Onu da irdelememiz lazım. Bu 5 kişi bana göre eğer bu 5 kişi bir tane Sercan Yıldırım'a 3 oyunu da kaybediyorsa eğer bunların gidip bir aynaya bakmaları lazım. Adada da ayna yok. İstiyorlarsa ben onlara bir aynacıdan ayna yollayayım. Alsınlar şöyle ellerine bir aynaya baksınlar. Kardeşim siz 5 kişi bir adam sizi üç kere üst üste yeniyorsa siz adayı terk edin başka adaya gidin abi. Yani onlar kendilerini suçlu görecek yerde kendi başarısızlıklarını ortaya koyacakları yerde hala Sercan'a laf atma peşindeler. Yani siz bir aynaya bakın başarısızlığınızı bir ortaya koyun aranızda bir konuşun kardeşim. Deyin ki biz neden bu bir tane adama bu kadar yeniliyoruz. Bunu konuşacaklarına Ama enteresan ben buna enteresan. Bir, bir cevap evet, değil mi? Evet. Bence aynı siklette değiller. Niye aynı siklette değiller? Sercan Yıldırım'la ben Cemal'in Evet. E, Yasin'in aynı sikleti O bahane Furkan dedi o bahanedir Neden bahane hocam? Bahanedir kardeşim Survivor'a gittiysen Aynı sen... Ay, yarışmadaysan aynı Ha Aynı düşün. yarışmadasın Hayır, abi canım, Yani aynı diyorlar, ki, bak, diyorlar ki aynı bak, diyorlar ki, bir şey 17 Furkan'cığım Son 17 olabilir tamam Aynı siklette değiller. Bak diyorlar ki bahanesi şu Milli sporcu işte daha önce şöyle şöyle yapmış. Bunların hepsi bahanedir kardeşim. Sen orada Survivor'da. Bir dakika sana bir şey soruyorum. Survivor'da daha önce gider hiç milli futbolcu yok mu? Hep var. var. Kim kim vardı söyle bakayım bana? Serhat. Serhat. İlan Mansız. İlhan. Serhat milli tamam. derken sadece futbolcu olarak değil. Futbolcu. Mesela Sema da milli bir atlet. Evet. Nagiyan da milli bir atlet. Tamam. Herkesin kendine göre branşında bir milliliği var. Ben de milli futbolcuyum eski. Ha. Bazıları diyorlar ki mesela Murat Özer nerede oynamış? Ben Tek tek çıkarayım nerede oynadığımı görsünler. Milli mi? takımda oynadım. Milli takımda Galatasaray'da, İstanbulspor'da, Feriköy'de hepsinde oynadım. Şimdi bir, bir şey diyeceğim. Şey nerede oynasaydın ki? Nerede? Ben nerede? Galatasaray'da oynadım. Ha tamam. Şimdi <laughs> sen beni o toplara sokma. Şimdi bak burada bunlar yani güzel aynı. Güzel bir konuyu tartışıyorduk. Hangisi? Tartışmamızdan evet. çıkma. Evet. Yani ben diyorum ki siklet farkı var. Sercan Yıldırım sen de hayır dedin. Niçin? Siklet farkı varsa o zaman ben de sana diyorum ki o zaman İlhan Mansız'da, Serhat'ta, Sema'da, Nagihan'da şampiyon olsaydı. Niye olmadılar? Şampiyon olmak başka bir şey can Sercan Yıldırım şampiyon mu oldu? Hayır bir dakika şampiyon olmadı ama siklet farkı diyorsun. Siklet farkı diye bir şey yok. Survivor'da herkes eşit kardeşim. Siklet farkı. Peki bir şey söyleyeceğim. Sercan ilk gittiği zaman Sercan Sercan değil miydi? Niye ilk gitti ama bu kadar başarılı değildi? O S zaman niye yeniyorlardı Sercan'ı? Bak başka bir noktaya daha evet. temas edeyim. Sercan Yıldırım'la ilgili bugün istatistiklere baktım. Evet. Sercan'ın bana sorarsan şu anda genel başarı oranı çok yüksek. Evet. Sadece düştüğü bir dönem var. O da Nisa ile ilgili problem yaşadığı dönem. Tamam. Demek ile ki... ilgili problem yaşamasa Sercan. Evet. Bak bugün mesela %67'lik başarısı var, değil mi? Evet. Sen onu 77, 87 yapabilirsin. Tamam. O dönemde adam bir çöküş içerisine girdi. Onun haricinde Survivor performansı bütün Survivor'a baktığımız zaman çok uç noktada. Tamam bravo. Ben de diyorum ki rakip arkadaşları bu adamı övecekleri yerde ben olsam derim ki kardeşim biz 5 kişi bir tane adamla baş edemedik. Ne yapacağız diyeceklerine mesela bazı sözler var çok enteresan geliyor bana. Barış diyor ki bize bir gol attı ama bu maç üst biter. Yani şimdi üst biter de o ne zaman biter? Onu biz bilmiyoruz. Biz müneccim değiliz. İlerleyen günleri biz konuşmayız. Şu anda adam çatır çutur çıktı. Hepinizi yendi Şunu kardeşim. Ne demek istiyor yani. O bir 0 öne geçti ama bu maç burada bitmedi. Devamı var. Bitmedi. Yani kendini yani, düşünüyor da. o zaman ha, demek. Yani, bak, bak Bravo. Ve diyor ki Barış. Bak Barış'ın çok güzel bir lafı var. O 5 kişinin ne yaptığını Barış esas özetliyor orada. Bak onu kaçırmayalım. Diyor ki Barış. Çok ağır konuşuyor aslında. Hem kendi için hem arkadaşlar için. Ne diyor? Bu bizim kendi aptallığımız, eşekliğimiz, salaklığımız. Bundan daha ağır bir laf olabilir mi? Çok güzel mi konuşuyor? Evet. Olamaz. çok güzel konuşuyor derken yani kendilerinin ne olduğunu bir adamla baş edemediklerinin kanıtını Barış öz eleştiri yapıyor. Evet. Ne diyor? Aptallığımız, eşekliğimiz, salaklığımız. Ekmeğine yağ sürdük. E bunları söylüyor kardeşim. <laughs> ne oldu? Niye güldün Sema? Kendilerinin ne olduğunu <laughs> söylüyor diyorsun ya. E, ya, e, söylüyor işte adam. Gerçi kendisi bir söylemiyor. İnsan kendini özel Kardeşim başlıyor. adam... Barış geçen gün e, ben dedi kendimi bir konuda haksız buluyorum dedi. Evet. Yeteri kadar iyi hazırlanmamışım bu Survivor'a evet. diye bir açıklaması daha olmuş. Tamam. Yani buralarda daha fazla performans göstermesi gerektiğinin Barış da farkında. Eğer bir yarışmacı şampiyonluğu istiyorsa... Ha, bu demek değildir ki Barış şampiyon olamaz. Sonuçta bu iş SMS ile belirleniyor. Evet. Barış da çıkar çatır çatır şampiyon olur. Tamam. Onu biz bilemeyiz. Ama şimdiki performansa baktığımız zaman... Murat abi bak sana bir şey söyleyeyim. mi? Evet. Sercan Yıldırım'ın başından beri bu server'ın başından beri performans olarak farkı var. Var. Farkı var. O çöktüğü dönemde bana sorarsan Nisa ile ilgili yaşadığı problemden dolayı çöktüğü, kafasının başka yere gittiği bir dönem. Hatta Sercan Yıldırım'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Geçen Acun abi konuk olduğunda biz bunun sohbetini yapmıştık. Bak bu adam dönsün. Döndüğü zaman biliyorsun hani ligler şimdi devam ediyor. Ondan sonra da sezon açılacak ya. Yani bir takıma gider. Oyuna Sercan mı? Sercan Herhalde şu an zaten bir takıma gider zaten mi oynar? büyük olasılıkla bir yere gidecek. Sercan. Bence yedi. mesela döndüğünde bu atikliğine, hani o sıcaklığını evet. şu anda sanki çok ağır antrenman görüyormuş gibi adam orada. Ben Çıktığı sanırım, zaman çatır çatır top oynar. Ben adam kendini buldu bak Survivor'a gitti. Belki de son dönemlerde futbolculuk hayatında yapamadıklarını Survivor'da yaptı. Ha son dönem diyorum. Sercan çok işler yaptı futbolculuk hayatında ama son dönemde yapamadıklarını Survivor'da yaptı. Survivor Sercan'ı tekrar kimliğini kişiliğini buldurdu bana göre yani sporculuk hayatındaki ve Sercan bundan sonra da çok işler yapacak. Semih'e bir şey söyleyip bitiriyorum meğer şuymuş şifresi Sercan Yıldırım'ı hırslandırmak gerekiyormuş onu anladım Bravo. yani yarın bir takıma giderse Sercan Yıldırım'ı yani gereksiz de olsa bir laf söyleyip hırslandırmak lazım ki onun maçı konsantre Tabii, edip oynatmak lazım bu arada Semih'e son bir şey söyleyip bitiriyorum Semih dedi ki demin hani ben dedim ya aptallığımız eşekliğimiz salaklığımız dedi Barış diye o arada Berkan da ne diyor biliyor musun Semih haklısın onun için yani Berkan'ın da haklısın demesi demek ki kendilerinin neler yaptıklarını güzel en güzel öze özel, yapmış. Buyurun Semih Bey. Yıllarca ne yarışmacılar gördük. Neleri geldi neleri geçti. Parkurda ne şovlar yapanlar geldi geçti. Ne atış başarıları ne kabiliyetler gösteren yarışmacılar oldu. Ama bir adam geldi ki bir adam ortada ne yargı bıraktı, ne kaide bıraktı, ne kural bıraktı? Ceyhun abi'den bahsediyor <laughs> Ceyhun abi. Böylesi gelmedi. Böylesi belki de bir daha gelmeyecek. Vay 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 vay. Bir daha gelmeyecek. Böylesi belki bir daha da gelmeyecek. Kimler geldi, kimler geçti hayatından? Belki de, de ne iyi yarışmacılar gördük. Kimileri şampiyon oldu. Kimileri çok acayip izler bıraktı şampiyon olamasa da ama hepsinin içinde bak o kadar büyük konuşuyorum. Hepsinin içinde öyle bir yer edinen bir isim geldi ki başarının adeta timsali. Onu tek kelimeyle özetleyecek olursak başarı. Başka hiçbir şey diyemeyiz. Survivor'a öyle bir mührünü vurdu ki Belki 10 yıl o mührü kimse oradan söküp atamayacak. Ben bu adamı çocukluğunda biliyordum. <laughs> çocukluğunda da böyleydi. Büyüdü. Bir gram o çocukluğundaki heyecanı gözlerinden gitmedi. O ismi şu an bütün Türkiye bas bas bağırıyor evlerinde. Ben duyuyorum. Onun ismi Sercan Yıldırım. Aşil Sercan. Aşil <laughs> Sercan. thank